Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Sabah Sazonov'la ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov, Ocak 2022'de A takıma yükseldi. Sazonov 2022-2023 sezonunda ligde 24, Rusya Kupası'nda ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Takıma kattığı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play'de sıkıntı yaşamamak adına oyuncu satışına öncelik vermiş durumda. Takımda Boye ve Nelson'dan 25'er milyon euro, Zanyolo'dan ise 35 milyon euro bonservis geliri hedefleyen Sarı Kırmızılılara, Nelson için adadan yeni bir talip çıktı. Her ne kadar teknik ekip Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da, Danimarkalı futbolcu konusunda da hareketli günler yaşanıyor. Son olarak İngiliz kulübü Nottingham Forest, 24 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştüğü, genç oyuncunun 25 milyon euroluk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı bildirildi. Galatasaray Nelson'un yanı sıra Zanyolu'nun satışı konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. Sasha Boyin ise en az bir sezon daha takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kattı. Listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon'a kanca yaptığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Sarı Kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Galatasaray'dan Saul Niguez hamlesi. Transferin en hareketli günlerini yaşayan Galatasaray'ın orta saha arayışı doğrultusunda gündemine flaş bir isim daha geldi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki yönlü olarak görev yapabilen Niguez'in de Cimbom'a yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Sarı Kırmızılı yönetim, Niguez gelişmesine rağmen transfer listesinin üst sıralarındaki diğer oyuncularla ilgili girişimlerini de sürdürüyor. Saul Niguez'in ise şu sıralarda bekleme sürecine alındığı öğrenildi. Lazio, Kerem'e kancayı taktı. Sarı Kırmızılılar 52 yıldızlarını kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a yapılan teklifi paylaştı. Lazio'nun Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı.
Fakat bu öneri Galatasaray tarafından kabul görmedi. Sarı Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından 120'lik bir pay da talep ediyor. Galatasaray'dan orta sahaya Valensiyalı Rakitić hamlesi. Kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uroš Rakitić oldu. Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü. Galatasaray Rakitić'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Rakitić geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Rakitić takımına 4 gollük de katkı sağladı. Öte yandan Rakitić İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topluyor. Galatasaray'dan Ndombele bombası. Galatasaray Tanguy'u Ndombele için devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılılar 8 numara için rotasını Ndombele'ye kırdı. Bonservisi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de, şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız merkez orta saha için İngiliz kulübüne 8 milyon euroluk teklif verildi. Ndombele geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcu Napoli formasıyla geçtiğimiz sezonu 40 maça çıkarak geçirdi ve takımına 2 gol 1 asistlik katkı verdi. Bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele'nin kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Öte yandan İngiliz basınına yansıyan haberlerde de 26 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirmenin hazırlığını yapan Galatasaray'ın oyuncuyla prensipte anlaştığı aktarıldı. Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Sarı Kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüştüğü bilgisine yer verirken Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere dello Sport'ta Galatasaray'la Thiago görüşmesinin sayfasına taşırken yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Thiago tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı.